Kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle: Anne baba hakkını ödemek mümkün müdür? E, gerçekten zaman zaman anne babasına çok iyilik yaptığını söyleyen ve onların her helal isteklerini yerine getirdiğini ifade eden insanlar ben fazlasıyla onlara hakkımı, onların hakkını yerine getirdim diyebilmektedir. Bakın bununla ilgili bir hadis rivayetini sizinle paylaşacağız. Ve ondan sonrasını vicdanlarımıza havale edeceğiz. Adamın birisi Kabe'yi tavaf ederken annesini omuzunda taşıyarak tavaf ettirmiş. Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına gelerek şöyle bir soru sormuş. Ya Resulallah bu şekilde annemin hakkını ödeyebildin mi? Resulullah aleyhissalatü vesselam onun bu sorusuna ne cevap vermiş? Hayır sana hamileyken alıp verdiği bir nefesin hakkını bile değil. Aman ya Bu şefkat dolu tasvirin insanları anne babalarına teşekküre yönelttiği ve ne yaparlarsa yapsınlar evlatlık hakkını gerçekten yerine getirmelerinin de mümkün olmadığını ifade etmiş olunuyor gerçekten. Yani anne babanın hakları Allah nezdinde o kadar değerli ki evlat bütün görevlerini yerine getirse bile gerçekte anne baba hakkını yerine getirmiş olamıyor. Sadece sorumluluktan kurtulmuş oluyor ve yaptıklarında sevabını almış oluyor. O halde üzerimizde bu kadar çok emek ve haklar olan anne babalarımızı sevmeliyiz. Onların sevgisini başka hiçbir şeyle değiştirmemeliyiz. Allah korusun. Çok dikkat etmek gerekiyor. Bu görev e, hayattayken onlara tabi gerçekten hürmet göstermek, şefkat etmek, merhamet etmekle olacak. Ama bununla ilgili bir somut örneği vererek bu soruya cevap vermiş olalım. Şimdi insanlar, anne babalar yaşlandı. Artık onların bize hiçbir faydaları yok. Aksine onların bize maddi sıkıntılar da var gerek maddi ihtiyaçlarını gidermek, gerekse bakımlarını üstlenmek şeklinde bize zararları tabiri caizse, sıkıntıları da olmaya başladı. Evet, işte böyle bir zamandayken şefkatimiz, hürmetimiz, saygımız artıyorsa, gerçekten onları Allah için sevdiğimizin ve onların üzerimizdeki haklarını Allah için yerine getirdiğimizin ölçüsüdür. Yoksa Allah muhafaza, bazı menfaatler için onlara hürmet ve şefkat göstermek ve onlardan bize zarar gelmelerini engellemek için onlara hürmet etmek gerçek hürmet ve saygı değildir. Bunlara her evlat en hassas bir şekilde dikkat etmeli ve o şefkat kahramanlarının kalplerini hoşnut etmek ve rızalarını almak için elinden gelen her türlü helal ve meşru olan maddi ve manevi şeyleri sergilemelidir.